Selam gençler, elimde bir tane iOS 16'lı iPhone var. Bugün iOS 16'yı kurdum. Hep beraber aynı anda açacağız, özelliklerini keşfedeceğiz. Kurup anlatmak istemedim ama bakalım, yani o heyecanı beraber yaşamak istedim. O yüzden kurdum ve direkt kamerada kayda girdim arkadaşlar. Bakalım iOS 16 nasıl bir şeymiş, hemen başlıyorum. Başlamadan önce videoya like atarsanız çok sevinirim. Kanalı çok izleyip gidiyorsunuz bu arada. Abone olmuyorsunuz. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar ve hemen başlıyorum. Yeni bir iPhone almışçasına. Güncelleme tamamlandı. Sürdür. İlk dikkatimi çeken şey şurada bir ara butonu var, görüyor musunuz? Direkt buraya bir arama gelmiş. Spotlight için. Yani şu hareketi yapmakla buna basmak arasında bir fark yok aslında. Yani çok mantıklı değil gibi sanki. Ne diyorsunuz? Ya zaten şuna çok alışmıştık. Durup da şuna basacak olan var mı aranızda? Sağa sola kaydırınca ne oluyor acaba? Geliyor. Biraz geç geliyor falan ama. Tabii beta sürüm bu arada. Bu gibi hatalar olabilir. Çok normal. Evet. İlk olarak tabii ki kilit ekranı. Kilit ekranına bakalım. Bir kilitleyelim, ne olacak. Açalım. Bir sürpriz olacak mı görelim. Ah! Vay! Bir şey diyeceğim. Ekran kaydı yapıldı diye bildirim geldi. Ekran kaydını açmıştık. İptal oldu. Nasıl düzenleyeceğiz? Oo, bak! Uzun basıyorsun ve geliyor. Çok iyi ya. Hemen bir tane yeni oluşturalım. Buraya bu arada bayağı bir tema koymuşlar arkadaşlar. Şuradan bir tane seçelim. Hadi şunu seçelim. Pride. Hemen widgetlarımızı ekleyelim. Vay, çok iyi ya. Şu ne? Hava durumu. Fitness olsun mutlaka. Fitness'sız olmaz. Ve her şeyi ekleyelim. Alarmları görelim. Tamam. Burası güzel oldu. Bir tane like diyebiliyor muyum? Yok. Bu kadar. Bunu yeni değiştirebiliyor muyum? Şimdilik hayır gibi. Yazı tiplerini değiştirebiliyorum ama. Çok iyi ya. Tatlı olmuş. Şu güzel zaten. Ha, burada daha farklı olaylar var. İstersek burayı kişiselleştirebiliyoruz. Güzel. Mesela yaklaşan etkinlik yok diyor. Takvimi buraya koyabiliyorum. Bu şekilde bir tane oluşturdum. Çok iyi. Bu arada bildirimler de aşağıda çıkıyor. Ya aynen abi, niye elimi böyle yapıyordum ki ben zaten? Yani niye sürekli yukarı gidiyordum ki? Burası boş zaten. Çok mantıklı. Aklın yolu bir arkadaşlar. Yeni bir tane daha oluşturacağım. Astronomi. Astronomi temalı. Oo, hareketli falan bu. Oo, bir dakika. Bayağı iyiymiş. Dur, şuradan biraz takılıyor gibi sanki. Şey ekleyelim ya. Şuradan mesela bataryaları ekleyelim. Evi ekleyelim. Aslında neyse, çok önemli değil. Onlar zaten buradan bir şeyi seçip kalacağız mı? Ben dünyayı çok beğendim ya. Ne diyorsun şu haline? Peki böyle ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Şöyle yapabiliyor muyuz? Bu arada kullanımı arkadaşlar şu şekilde. Şimdi kilit ekranını açtım. Yüzümü okuyor. Ben şimdi yüzümü okumasını istemiyorum. Açtım, bir şey yapabiliyor muyum onu merak ettim. Kamerayı falan geçebiliyorum. Okey. Düzenleyebiliyor muyum kilitliyken? Hayır. Şimdi kilit açılsın. Kilit açıldı. Şimdi uzun basınca böyle. Yani şöyle bir olay var. Eğer sıkıldıysak hemen şunu şu şekilde geçeceğiz. Kişiselleştireceğiz böyle birkaç tane. Ve aralarında bu şekilde geçişler yapacağız. Vay, güzel olmuş ya. Ben çok beğendim. Gerçekten hem kişiselleştirebilmenin verdiği bir haz var. Hem de farklı farklı stillerin aynı anda bulunuyor olması süper bir şey. Yani ortama göre klasiktir, spordur, böyle takılırsın. Bayağı güzel olmuş. Bir harita uygulamasına bakalım arkadaşlar. Bir farklı özellikler vardı. Şimdi ben buradan bir yere gideyim. Nereye gideyim? Kadıköy'e gideyim. Kadıköy boğa heykeline gitmek isteyeyim. Ve buradan da durak ekle diyelim. Duraklara da hastaneyi ekleyelim. Sonra başka bir durak daha ekleyelim. Beşiktaş'ı ekleyelim mesela. Nasıl bir rota yapacak? Ha, önce oraya, sonra oraya, sonra oraya. Anladım. Bak, bu şekilde rotaları eklemek süper. Tamam, güzel. Ama ben bir şey beklerdim. O da şu arkadaşlar. Şimdi bu rotaları oluşturduğum zaman benim yaptığım sıralamaya göre beni götürüyor. Önce işte Kadıköy'e götürecek. Sonra tekrar Kartal'a getirecek. Sonra işte Beşiktaş'a götürecek şeklinde oldu. Ben bir de şunu eklemesini isterdim açıkçası. Trafiğe göre mesela arabada 4 kişiyiz. 3 kişi evine bırakacağım. Kimi önce bırakacağımı hiçbir önemi yok. Trafiğe göre bırakmak istiyorum. Yani hangisini önce bırakırsam en son noktaya hızlı giderim. Onu hesaplayıp sıralamayı da yapsaydı. Aslında şu an şu sıralamayı toplam süreye göre yapsaydı süper olurdu. Şu an sadece yaptığımız sıralamaya göre olduğunu gösteriyor. Bu da buradan Apple'a bir fikir olsun. Böyle bir şey bence süper olurdu. Bu arada yol tariflerinde toplu taşıma yok. O yüzden ücret gösteriyorum. Zaten şu an hazır değildir olsa bile. Ücret olayı olsa da şu anda zaten toplu taşıma sistemi çalışmıyor. Bu versiyonda yok arkadaşlar. Bir de dikteye gelelim. Dikteyi nasıl yapmışlar onu görelim. Merhaba, dikteyi nasıl yaptınız çok merak ediyorum. Acaba gerçekten düzeltebilecek miyim şu anda ben konuştuklarımı? Düzeltemiyorum. Merhaba. Şu anda dikteyle konuşuyoruz. Bu özellik galiba çalışmıyor arkadaşlar şu an.
ayarlardan bir dikte yazalım ve bakalım. Yani dikte ile ilgili bir ayar yok gibi. Dikte yetkinleştir var, o kadar. Merhaba, şu anda dikte ile yazıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an tekrar düzeldi. Şimdi mesela elle yazacağım arkadaşlar. Ya da mesela şurayı sileyim. İşte beta olunca böyle oluyor arkadaşlar. Başta gördüğünüz gibi çalışmıyordu. Sonra bir anda çalışmaya başladı. Klavye ayarlarına girip çıktık. Çalışmaya başladı. Bunlar normal şeyler. Bozuk değil. Eleştirmeyelim hemen. Ama bence güzel olmuş. Bir de herhangi bir uygulamadayken artık not alabilecekmişiz. Mesela şu anda Safari'ye girdim. Şu tuşa bastım ve bu tuşa bastıktan sonra burada hızlı nota ekle butonu var gördüğünüz gibi. Basıyorum ve bunu hızlı bir şekilde not alabiliyorum işte. Beta sitesi diye not alabildim gördüğünüz gibi. Klavye ile ilgili bir geliştirme var mı, düzelme var mı ona bakacağım. Mesela günaydın yazınca günaydın günaydın algılamıyordu. Güneş, güney. Bak günaydın yazmak istiyorum. Güney, gün ve hala önermedi. Günay yazınca günaydını önerdi arkadaşlar. Belki günay yazacaktım. Niye günayı ikinci de önermiyorsun? Valla şimdilik bu kadar arkadaşlar. Özellikle kilit ekranı harika olmuş. Ben şimdi watch'umu da güncelleyeceğim. Watch'a bakalım. Esas watch'taki özellikler önemli. Çünkü biliyorsunuz ben bu saati beğenmiyorum. Yazılımsal eksikliklerinden dolayı belki bir kısmı düzelmiştir. Ki düzelmiş gibi de görünüyor. O zaman videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Safiye. Unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.